Günlerce Kiev sakini bir yıl sonra yine sığınaklarda. Kiev'in marşını söylüyorlar. 2,5 yıl boyunca bu metro onların sığınağı oldu. Sürekli burada zaman geçirdiler. Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski bile zaman zaman onlarla kaldı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı en büyük saldırılardan birini gerçekleştirdi. 100'den fazla drone ve bir o kadar da füzeyle saldırdı. Kiev'de bir otel yerle bir oldu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski saldırıların ardından batıya seslendi. Demir kubbeyi hatırlatarak benzer bir hava savunma sistemi istedi. Zelenski, Kursk üzerine de komutanlarla bir toplantı gerçekleştirdi. Ukrayna'nın saldırısının ülkenin Rusya sınırındaki Harkiv kentini korumaya yaradığını savundu.